Evet değerli izleyiciler, geldiğimiz noktalardan bir tanesi gene şehrin ana giriş caddelerinden bir tanesi. En özenilerek en güzel şekilde yapılmış noktalardan bir tanesi. Burası şehrin ana giriş caddelerinden noktalarından bir tanesi. Hemen üst tarafta antik tiyatronun olduğu yer vardı. Ve buradaki kullanılan tonos tipi kesme taşlarda dikkatimi çeken olaylar var. Bakın bu taşlar orijinalinden burada durmakta. Sonradan konma değil. Fakat buralarda bir işçilikler olduğunu görüyorsunuz. Bu yollar, bu tür yerlerde genellikle kutsama amaçlı yakılan yağlar ve aydınlatma işleri olurdu. Bir kutsallık arz eden bir söz konusu olduğu zaman emin olun taşlarda, nişlerde ve işçilikleri illaki göreceksiniz. Bakın gene o dönemden kalan, o dönemin işçiliğinden yapılmış olan bir çiçek deseni, yani haç veya altılı grup dediğimiz bir sistem. Bu taşlardaki buralardaki zıvana geçme noktaları, taşların yani üzerine bindirdikleri taşların oturttukları kilit sistemleri buradaki gördüğünüz noktalar. Ve akabinde geldiğimiz zaman gene buralara ufak tefek sunak alanları yapılmış. Şunun gibi. Buralara sunak alanları yapılmış. Buralar işte heykelcikler bırakılırdı. Ve bu şehrin kutsanması sağlanırdı bu şekilde. Tabii buradaki insanların inançları Artemis ve Artemis tanrıçalar, Yunan tanrıçaları ve diğer Heraklius, yani Herkül ve bunun gibi tanrılara inanmaktaydı. Hemen şurada bir nokta var. Bakın bu normalde ayak izi diye işaretlendiğimiz nokta ve hemen uç tarafında da hemen uç tarafında bir oyma olduğunu görmekteyiz. Tabii bu arazide bir farklı bir anlam taşıyor ama buradaki anlamı daha farklı. Roma dönemindeki ayak işaretinin olduğu noktalar genel evlere gittikleri noktalardı ve oraları işaretlemek için kullanırlardı. Dolayısıyla bunun devamında da bir hamam ve genel o dönemde genel ev amaçlı kullanılmış bir hamam var. Yani bu yol üzerinden hemen sol tarafında, hemen şurada ileride sol tarafta bir genel ev söz konusu. Bu işaretleme, bu sistemde zaten onun için yapılmıştı. Ya bir nevi bir yön tabelasıydı o dönemde. Hemen şurada tabii dikkatinizi çekecek unsur görüyorsunuzdur. Ve kutsama, yine sunu alanı yapılmış buraya. Kutsama alanı yapılmış. Ve buranın devamında gittiğimiz zaman bakın dönem dönem anlattım. Buralar diyorum bağlantı zıvanaları ve şu kanallar, diğer videolarımda da birçoğu zaman anlatıyorum. Bu zıvanalar taşları birbirine kilitlemede kullandıkları noktalarda. Bu alandan kurşun ya da demiri eriterek buradan dökerler. Bu taşlar üzerine kilitleyerek daha sağlam bir yapıya kavuşmasını sağlarlardı. Ve geldiğimiz noktalardan bir tanesi, cadde bu şekilde devam etmekte. Geldiğimiz ileride biraz önce ayak izinin ben size durumunu anlatmıştım. Yerlere yine dikkatli bir şekilde bakarak gidiyorum. Zaman zaman bu taşların üzerinde bazı işaretlemeler, yani yön tabelası olduğunu düşündüğüm işaretleme sistemleri yapmışlar. Bakın buralarda yine kutsama alanları yapılmış. Bu kutsama alanları yani bu cadde, ana cadde olduğu gibi şehrin ana giriş caddesi ve kutsal bir alan. Şehrin kutsandığı noktalar burası. Bakın buralarda da yine kutsama amaçlı yapılmış olan işler var. Bunların zaman zaman örneklerini ben sizlere gösteriyorum ve paylaşıyorum. Hemen burada da bir LE yazısı var ve bu döneminde yazılmış. Yani yeni bir işçilik değil, döneminde yazılmış olan bir yazı. Kısaltma yapılmış. Buraları incelerken hemen sol tarafında aslında buraya değinmek istiyorum ama burayı şöyle anlatayım. Biraz önceki bir ayak izinden bahsetmiştim. Genel eve giden noktalardaki işaretler o şekilde ayak izi işareti ve geldiğimiz noktada burası o hamam.
Yani nedir? Skolastik hamamları diye geçer burası. Bu bölge. Burası aslında hamam, latrina ve aşk evinden, yani genel ev oluşan bir kompleks olarak yapılmış. Skolastika isimli Romalı bir kadın tarafından işletildiği bilindiğinden daha çok onun isminden alınır burası. Hem hamamdan hem de Celsus kütüphanesinden, yani hemen arkamdaki şu göstermek istediğim Celsus kütüphanesi, buradan tünellerle buraya gizli geçitlerle genel eve gidip geldiği söylenebilmekteymiş. Bunun rivayet olduğunu düşünülüyor ama tabii bu yapının altında da bahsettiğim gibi tünel sistemleri mevcut. Yani şu üst tarafları gezerken sizlere göstermiştim bazı su sarnıçlarının ve su bağlantı noktalarının olduğunu ve o bağlantı noktalarında da gene aşağıda dikkatimi çeken tüneller oldu. Yüksek muhtemelen bu şehrin altında olduğu gibi bir tünel sistemi mevcuttur ve yapılmıştır. Ve burayı da anlattıktan sonra geçeceğim nokta tabii ki tiyatro olacak. Tiyatronun belli bölümlerini de ben size anlatacağım. Hemen şu bine şehrin ana giriş noktasındaki kutsama alanlarını ben size izah etmiştim. Ve yine yol üzerinde gördüğümüz kutsama alanları var. Ve aynı şekilde kutsamanın işleri bu duvarlara işlenmiş. Roma dönemindeki kullanılan en çok heykeller, tanrıça heykelleri bu alanlara yerleştirerek alanın kutsanması sağlanıyordu. Evet değerli arkadaşlar, videomuzun devamında geldiğinizde kaya üzerindeki görmüş olduğumuz bu spolisler, yani antik dönemdeki insanların bu şehri kutsamak için aslında burası bir ana giriş noktalarından bir tanesi. Bu spolisler heykelciklerin konularak Artemis'in, Athena'nın ve Heraklius'un heykellerini barındıran noktalarından bir tanesi. Bu tiyatro için ve aynı zamanda şehir merkezi için oluşturulmuş olan bu spolisler, yani sunun işleri kutsama alan olarak, yani şu bölüm kutsama alan olarak da sıralanmış ve insanlar burada ayinlerini yaparak şehrin kutsallığına inandıkları noktalardır. Yine akabinde üst tarafta gördüğünüz tonoz örme taşlar, bu sistem Roma döneminde çok kullanılmış fakat daha sonradan Bizans dönemimize geçtiğiniz zaman traverten daha kolay işlenebilir taşlar haline dönüşmüştür. Bu noktaya geldiğiniz zaman buradaki bakın kutsaliyet arz eden noktalarda sunu bağlaman işleri, yani şu nişler gördüğünüz gibi bu nişler buralara kurbanların, yani hediyelerin, kurban edilecek hayvanların bağlandığı noktalardır. Bu alanlara girdiğimiz zaman gördüğümüzde şu şekilde kutsama, yani bir hediye bağlama taşı gördüğümüz zaman biliriz ki bu alan bir kutsaliyet arz eden bir tapınak alanıdır. Buranın genel durumu da bu şekilde.